Bu işlemcimizin kutusu. 8816 RAM Nara. Bu anakart, ekran kartı. Arkadaşlar bu kart, yani bu kutu. Herkese merhaba arkadaşlar. Beniz Kerim. Bugün sizlerle beraber her zamanki sözümü verdiğim gibi 1000 abone olduğumuz zaman oda vlogu gelecek dedim. Odadaki her şeyi göstereceğim size. Bir YouTuber'ın, yani 1000 abonelik küçük bir YouTuber'ın evi, yani oda vlogu nasıl olur? Yani neler, bazı kendi yaptığım şeyleri göstereceğim size. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve bilgisayar özelliklerini, monitörün özellikleriyle ilgili bilgilendirme videosuymuş gibi klavye, mouse hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Normal bir şekilde odamı göreceksiniz. Öncelikli olarak aşağıdan hala diyorum size, 1000 abone olduk ama hala büyümemiz gerekiyor. Büyümemiz için aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak tefek gidelim, en son bilgisayara geçeriz. Normal yatak, burada bir yatağımız var. Uyuyoruz, temiz yani bu şekilde. Biraz dağınık ama yapacak bir şey yok. Böyle bir masamız var ve peçetelerimiz var. Bunlar yüzümüzü gözümüzü silmek için arkadaşlar. Burada büyük peçetemiz var. Yüzümüzü gözümüzü silmek için bir de kolonyamız var. Her zaman kolonyanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bu bizim şey, kafa lambası. Hastaneye girdiğimiz var ya, koronavirüsle hastaneye girdiğimiz video. En son videonun sonuna kadar izlerseniz orada ben link bırakacağım. Oradan gidebilirsiniz. Koronavirüsü hastanesine girdiğimiz videoda bunu kullandık. Burada dolap var. Sizin yayınlarda genellikle arka planı gördüğünüz dolap bu. Arka planda, yani bilgisayarda görmüyorsunuz ya, burayı görüyorsunuz ya, tam tersini görmüyorsunuz. Yani bilgisayarın özelliklerinde ne var ne yok, benim size bakarken ki açımı görmüyorsunuz. Bu da benim size olan bakış açım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kollarımız falan aşağıya düşmüş. Burada kollar falan var. Kasa bu şekilde. Şöyle sandalyeyi atayım ben bu tarafa doğru da siz direkt bu şekilde görün. Şu şekilde. Şu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Kasa aynen o şekilde. Bizim kasamız alt tarafta arkadaşlar. Üst tarafta masanın üstünde yer olmadığı için kasayı alt tarafa koyduk. Zaten biraz sonra bütün her şeyini açıklayacağım size nasıl olması gerektiği ile ilgili. Alüminyum folyo burada. Neden burada? Şimdi arkadaşlar bir matematik yaptık. Dedik ki arkada bizim ışığımız yok. Nasıl ışık yansıtabiliriz? Onun için buraya alüminyum folyoyu koyduk. Buradaki odamızın ışığından alüminyum folyoya, folyodan benim yüzüme yansıyor arkadaşlar. Her zaman bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bu da benim bir çözümümdü. Yani ışık, arkadan bir ışıklandırma alana kadar bu şekilde idare ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayarın bütün parçaları bunun arkası. Bu işlemcimizin kutusu. Arkadaşlar bu biliyorsunuz, açıklama kısmına da yazayım. Buradan da alttan da ben yazıda çıkartırım, sıkıntı yok. Ryzen 2600X'in kutusu arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi kutuda şöyle bir şekilde geliyor. Neden dışı kırmızı değil abi, biz hep kırmızı gördük diye soranları duyuyorum buradan. Arkadaşlar bu fazla maliyeti azaltmak için sadece, yani kutulu, fanlı, yani fansız mı geliyor falan filan diye soranlar da oldu. Fanlı geliyor arkadaşlar, kutusu da geliyor, kutusu da bu şekilde, her şey tam geliyor. Sadece altındaki baskı yapılmıyor. Bu da bunun maliyetini azaltıyor. Onun için ucuza geliyor. Yani böyle toplama bilgisayarlarda bu şekilde alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kutusu bu. Bu M.2 SSD. Benim kullandığım, bilenler biliyor, ilk izleyenler arkadaşlar. Jamstein 512 GB'lık SSD'si var elimde. Gördüğünüz bu da kutusu. 8816 RAM'ler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim kullandığım bilgisayarı biliyorsunuz zaten, Uber bilgisayardı. İlk zamanlarında, ama ilk çıktığı zamanlarda alınmış bir Uber bilgisayardı. Yani 4000 TL'ydi. Şimdi Uber oldu 5500'e falan çıktı. Bu Epic Panther'in 8 GB RAM'i. Bu da 8 GB RAM'i. Yani 8816 RAM'imiz var arkadaşlar. B450M'in içerisindeki iki slotu da doldurdum. Yani ikisi de 16 RAM bir şekilde kullanıyorum. Bu anakartımız B450M
GB'ın anakartı arkadaşlar. Bu bayağı fiyat performans bir ürün. Çoğunlukla zaten ucuz toplama bilgisayarlarda, fiyat performans bilgisayarlarında çok çok kullanılan bir anakart. Ki ben de bu anakartı kullanıyorum. Yaklaşık 3-4 aydan beri kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Arkadaşlar, bilgisayar alacak arkadaşlar. RAM'in kutusu bunun içinden çıktı. SSD'nin kutusu bunun içinden çıktı. Yani genellikle kutularınız falan anakartın içine veya PSU'nun falan içine koyuyorlar. Bu şekilde geliyor. Yani kutuları söyleyeyim size. Bunların içine bakın öncelikli olarak. Kutuları göndermemişler falan dersiniz. Bunun içine bakın. Bu da bizim ekran kartının stafor'u. Şöyle göstereyim içerisinde neler var diye. Bu kasamızın, Corsair Spec Delta'nın kullanma kılavuzu. Böyle yani kitapçığı Corsair Spec Delta'nın. Şöyle. Burada da vidalar var. Ayrıyeten vidaları falan göndermişlerdi. Burada da kırdıkları parçalar var. Ekran kartını takmak için bunları kırıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Ve eğer ayrıyeten SSD falan takmaya çalıştığımız zamanlarda SSD kabloları var burada arkadaşlar. Yani SSD kabloları ayrıyeten ileriki zamanlarda bir SSD'ye ihtiyaç duyarsanız bu kablolarla takabiliyorsunuz. Yani kablolarını gönderiyorlar size. Ve PSU'muza geçelim. PSU'muz benim Game Power'ın 650 watt'lık PSU'sunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an zamana kadar hiçbir sıkıntı yaratmadı. Gayet güzel bir şekilde, stabil bir şekilde çalışıyor. Çok uzun çalışmalarda da hiçbir sıkıntı yaratmadı. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ekran kartı. Arkadaşlar bu kart, yani bu kutu sizin zaten en özel parçanız. Ekran kartınız her zaman en özeldir. Bilgisayarı bilgisayar yapan kart ekran kartıdır. Burada da ben 1660 Super kullanıyorum. Zotac'ınkini kullanıyorum. Gayet güzel. 4 aydan beri kullanıyorum. Çok çok güzel FPS'ler alıyorum oyunlarda. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Öneriyorum. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yaratmadım. Isınma sorunu falan da yok. Gayet güzel FPS'ler alıyorum. Kutusunu da açayım. Gördüğünüz gibi burada böyle benim ilk gördüğüm zamanlarda CD dediğim. Hatta o videoda da CD diyorum böyle herhalde ilk videosunda. CD değil arkadaşlar, onun içinde kitapçık var. CD diye bir şey yok zaten artık da. Burada da ekran kartı çizilmesin, zarar görmesin diye o hani patlamalı şeylerden var. Güzel ama o bayağı hani iyi bir poşet. Burada da kasamızın, ince hesabın kendi çıkartıp taktığı kart var. Zaten ilk videoda gördüğünüz zaman gene göstereyim ben size. Burada ekran kartının şeyden gelmesi gerektiğini, kargoda geldiğini falan açıklıyor. Ve kasayı nasıl yapacağınız falanla ilgili ufak bir bilgilendirme kartıymış gibi düşünebilirsiniz. Burada da tombalamız var. Ailecek olmazsa olmaz, yılbaşlarından olmazsa olmazı tombala. Üst taraftan başladık, alt tarafa doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi burada nelerimiz var? Şimdi bizim iki tane oyun kolumuz var. Bir kere söyleyeyim. Biz FIFA oynuyoruz. FIFA, PES falan oynarken oyun kollarını bilgisayara bağlıyoruz. Sanki PlayStation'mış gibi kullanıyoruz bunu. Bu arada buradan da PlayStation mı yoksa bilgisayar mı diye soran arkadaşlara söyleyeyim. PlayStation gibi kullanıyoruz zaten bilgisayarı. Yukarıdan aşağı başlayalım. Burada bir tripodum var arkadaşlar benim. Yardımıyla bağladık. Buradan istersen telefonumu koyup çekebiliyorum. Genellikle canlı yayınlarda facecam'iniz olması gerekiyor. Yani şun Logitech'in facecam'i olması gerekiyor. Yani Logitech değil de yani facecam'iniz olması gerekiyor. Ben de bunu buldum. Hani en ucuz, en bulabileceğim, en güzel Letgo'dan aldım ben. 30 lira veya 20 lira olması gerekiyor. Letgo'dan aldım. Normal fiyatı 170 lira, 180 lira olması gerekiyor. 20 lira, 30, hatta 200 lira da olabilir. Böyle şeyleri alabilirsiniz. Sonra aşağı geçelim, monitörümüze geçelim. Monitörle devam edelim. Arkadaşlar, monitör benim için en önemli parçadır. Kasadan sonra değil de, yani kasayla eşdeğer bir parçadır bence. Siz genellikle monitörü arka plana bırakıyorsunuz. Yalnız ben monitör seven bir insanım. Ki nedenini şöyle söyleyeyim size. Aldığınız FPS'leri görebilmeniz için, gözünüzle görebilmeniz için
bir panele ihtiyacınız var. Ve bu panelin de güzel olması gerekiyor ki bu panelde monitördür. Monitörün de size güzel gözükmesi gerekiyor ki siz aldığınız FPS'leri gözünüzle görebilin arkadaşlar. Onun için benim için monitör önemlidir. Ben de burada AOC'nin aşağıda yazdığım markasıyla beraber isterseniz aşağıdan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz Google'a. Oradan araştırabilirsiniz. AOC'nin 144 Hz 1 milisaniye IPS tip monitörünü kullanıyorum arkadaşlar. Monitörlerle ilgili almadan önce bilgilendirme videosu gibi bir video yaptım. İsterseniz onu da kanalımda görebilirsiniz. Hatta videonun sonuna kadar izlerseniz, eğer buraya kadar izlediyseniz, sonuna kadar izlerseniz oradan bir link bırakırım. Oradan gidebilirsiniz ona. Monitör de bu şekilde. 144 Hz 1 milisaniye IPS tip monitör. Şimdi panel tiplerini açıklıyorum size. TN, IPS ve VA olmak üzere 3 tip panel tipimiz var arkadaşlar. TN'i genellikle e-sporcular kullanıyor. Genellikle en güzel monitörü e-sporcular için önereceğim monitör varsa BenQ'nun bir monitörü var, 144 Hz 1 milisaniye. O monitörü genellikle kullanıyorlar. Çok fazla e-spor müsabakalarında falan kullanılıyor ve birinci sırada bir monitör olarak seçildi. IPS tipi ise genellikle benim gibi rengi tam böyle isteyen, oyunlarda siyah tam siyah olsun, mavi tam mavi olsun, beyaz tam beyaz olsun isteyen arkadaşlar, ben oyun oynayacağım, oyundaki gözler, yani o oyundaki şeyleri, renkleri istiyorum isteyen arkadaşlar ise IPS tip tercih ediyor. VA tip de tam arada kalan, abi ben ne oyun oynayacağım da belki de e-spor falan filan muhabbetlerinde tam böyle arada kalan kişiler de VA alıyor. Bence VA biraz işte tercihi yapamayan arkadaşlar için yönelilmiş bir şey. Belki 27 inçlerde falan kullanabilirsiniz ama VA kullanmanızı tercih ettirmiyorum ben. Genellikle canlı yayında gelen arkadaşlara genellikle ya IPS gösteriyorum ya TN gösteriyorum. E-sporcuysa TN gösteriyorum. Renkten istiyorsa, sadece oyun oynayacaksa IPS gösteriyorum arkadaşlar. Siz de tercihinizi buna göre yapın. Kesinlikle buna göre yapın. Benim de monitörüm şu anda IPS tip. Şöyle görebilirsiniz. Bu IPS tip mi? TN tip mi? Bunu nasıl anlarsınız? Şimdi şöyle gösterelim, tamam mı? Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu bir IPS tip monitör değil mi? Normal bir şekilde, stabilce, düz bir şekilde tut abi sen monitörü. Tam bir monitörü bir şekilde tut. Şimdi normalde TN'de sağa sola çevirdiğimiz zamanlarda ekran parlar. Yani bozulur. Sağdan soldan baktığımız zamanlarda. Bu IPS olduğu için her tarafa çevirdiğim zamanlarda aynı renk doygunluğu alacaksınız büyük ihtimalle. Onun için eğer sizin monitörünüz TN mi yoksa IPS mi diye anlamak için sağından benim gibi bak bu şekilde sağından veya solundan bakın arkadaşlar. Mesela şu anda bakıyorum. Renkte hiçbir oynama yok. Çok güzel bir şekilde renk doygunluğunu veriyor bana. Bu şekilde bakıyorum. Aynı renk doygunluğu. Şuradan bakıyorum. Aynı renk doygunluğu. Oradan bakıyorum. Aynı renk doygunluğu. Eğer oyun oynayacaksanız, oyun oynadıktan sonra film de izleyeceğim derseniz bu tip, yani IPS tip monitörler gayet güzel arkadaşlar. Bunları almanız gerekiyor zaten. Dediğim gibi anlamanız için tek şey sağından solundan bakın arkadaşlar. Bu şekilde alın. Bu monitörün arkasında hoparlörü var arkadaşlar. Yani ayrı bir hoparlör almanıza gerek yok. Gayet benim için yeterli. Eğer çok fazla sese ihtiyacınız varsa tabii ki ayrı bir hoparlör almanız gerekiyor. Ama monitörün arkasında hoparlörü var arkadaşlar. Bunu da çok sordunuz. Ve sağa sola dik de çevriliyor. Ama ben kablo sıkıştırdığım için o ara kısımlara kabloları sıkıştırdığım için şöyle göstereyim bak. Şurada kablo yerleri var. Şurada kablo yerleri var. Ben kabloları buraya sıkıştırdığım için sağa sola döndüremiyorum. Dik çeviremiyorum şu anda. Onun için aslında çeviriliyor da zorlamak istemiyorum kabloyu sıkıştırırız falan diye. Normalde öyle dik falan oluyor yani. Zaten kutu açılım videosunda gösterdim bunu. Kutu açılım videosunda gidebilirsiniz kanalda. Şimdi monitörden anlatabileceğimiz kadarıyla hepsini anlattım. Şimdi gelelim sizin en çok sorduğunuz ama benim genellikle önemsemediğim parçalara. Yani klavye ve mouse'a. Arkadaşlar ben klavye, mouse'u önemsemiyorum. Önemlidir. Önemli de. Biliyorum önemli olduğunu biliyorum. Sizin için de önemli. Biliyorum onu.
sıkıntı yok. Ama ben önemsemiyorum. Çünkü o kadar böyle e-sporcu falan filan. Abi 10 kil değil de 5 kil alacağıma bir klavye alayım, 20 kil alayım kafada değilim. Onun için klavye, mouse'u önermiyorum. Yani önermiyorum değil. Hani önemsemiyorum. Şöyle göstereyim ben size klavyeyle mouse'u. Şurada eski bir klavye var arkadaşlar. Genellikle sesini çok duyuyorsunuz bunun. Abi klavyenin sesi çok geliyor falan diye. Eski bir mouse'um, klavyem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada böyle sesi bayağı geliyor yani size. Bayağı videoda falan geliyor. Ve bir de mouse'umuz var. Burada da bir eski bir mouse var arkadaşlar. Böyle çok fazla görmediğiniz, markasını çok duymadığınız bir mouse'um var. Ben klavye ve mouse'a o kadar önem vermiyorum arkadaşlar. Çünkü nedeni şu. Oynayan adam terlikle de oynar. Biz eskiden futbolu oynardık. Adamın arkasında fakirdik. Biz futbolu oynardık. Adam ayağında olurdu Predator veya güzel bir ayakkabı. Tamam mı? Biz de alırdık, terlikle oynardık. Biz ondan daha güzel oynardık. Bizim amacımız ufak şeylerden büyük şeyler oluşturmak. Yani terlikle oynayıp o adamı geçmek, ondan sonra demek ki hani ben seni terlikle bile geçtim demek daha bir zevk veriyor bize. Onun için ben de klavye, mouse'u önemsemedim. Tabii ki ileriki zamanlarda belki sponsorumuz olur. Eğer olursa tabii ki klavye, mouse alacağım. Alırken de zaten size kutu açalım videosunu kesin kanala gelir zaten. Klavye, mouse anlattım. Şimdi şurada da şöyle. Burada Corsair Spec Delta gördüğünüz kasamız var. İşte canavar bütün yayınları falan yaptığım kasa bu arkadaşlar. İçerisini görebilirsiniz. Orada ufak bir renk vardır içeride. Ekran anakartın içinde ufak böyle bir renk yanım sönüyordur. O renk o SSD'den geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. O gördüğünüz şey o. Ve ben kasanın yan tarafındaki o jelatini kaldırmadım. Jelatin var büyük ihtimalle ki var. Onu kaldırmadım. İçerisi normalde gözüküyor. Camdan direkt içerisi gözüküyor ama ben jelatini kaldırmadım. Hani toz bir zerresi fazla vermesin diye. Normalde arkadaşlar bu kasa, kesinlikle kasayı altta tutmayın. Bu kasanın üst tarafta olması gerekiyor. Masanın üstünde olması gerekiyor. Biz de masanın üstünde gördüğünüz gibi yer olmadığı için biz kasayı alt tarafta kullanıyoruz. Ama sizin kasanız Corsair Spec Delta falan değilse, güzel hava sirkülasyonunu olmayan bir kasaysa kesinlikle masanın üstünde kullanın arkadaşlar. Biz burada kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. O kadar çok büyük bir toz oluşmuyor. Mesela eğer ekran kartınız falan çok fazla ısınıyorsa kasanızı üst tarafa, masanın üstüne çıkartın ve yanındaki tempel camı çıkartın arkadaşlar. Çok fazla ısınıyorsa ama. Camı çıkartın ama bunu çıkarttıysanız, camı çıkartırsanız 2 günde veya 1 günde her gün neredeyse tozunu almanız gerekir. Onun için kesinlikle eğer camını çıkarttıysanız, benim eğer çok fazla ısınan bir ekran kartınız varsa. Arkadaşlar 1000 abone özel böyle bir video çıkarttık. İnşallah beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz arkadaşlar ya yorumlar kısmına da yorum atmayı unutmayın. Buraya kadar sen izlediysen aşağıdan bir yorum at, kendini belirt bakayım. Hadi bakayım. Buradan da sağdan soldan videolara gidebilirsiniz ve ortadan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 1000 abone olduk. İnşallah bir dahaki hedefimiz 10.000 abone. Ondan sonra 50.000, sonra 100.000. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.